muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanız mübarek olsun. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize her zaman olduğu gibi teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı Saadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarını, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, içinden geçmekte olduğumuz şu zor günlerde karşı karşıya kaldığımız bela ve musibetlerden kurtulup selamete ve afiyete çıkmamıza vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemairinden, yani Resulullah Efendimizin hem bedeni güzelliği ve ahlaki yüceliğinden bahsetmeye devam ediyoruz. Güzeller güzel efendimizin hayali resmini çizmeye yine devam ediyoruz. En son sohbetimizde Resulullah Efendimizin ay yüzünden bahsetmiştik. Onun mübarek yüzlerinin görene güven telkin ettiğini, bir huzur bahşettiğini ifade etmiş ve o konuyu işlemeye gayret etmiştik. Şimdi de inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudundaki yine al yanağından bahsedeceğiz. Yanağından bahsedeceğiz. O gül yüzlü güzelin aşıkları mübarek simasına duydukları hasreti yanak anlamına gelen arız ve izar ifadeleriyle de dile getirmişlerdir. Yani Efendimizin yanağını şiirlerde arız kelimesi ve izar kelimesiyle ifade edip dile getirmişlerdir. Kainatın efendisine beslediği derin aşk ve özlemi evet. asırlardır bir benzeri daha yazılamayan su kasidesiyle anlatmaya çalışan büyük şairimiz Fuzuli diyor ki Ya Resulallah senin yanağını düşünüp özleyerek kirpiklerim ıslansa ne çıkar? Yani her gördükleri şeyde Efendimiz'i hatırlama şeyi var. Bu büyük aşıkların. O yüzden Fuzuli de diyor ki Ya Resulallah senin yanağını düşünüp özleyerek kirpiklerim ıslansa gözyaşlarına boğulsa ne çıkar? Zira gül yetiştirmek arzusuyla dikene verilen su boşa gitmiş sayılmaz diyor. Ve bunu da Ağrızın yağdıyla nemnak olsa müjganım nola, zayi olmaz gül temennasıyla vermek haresu diye dile getiriyor muhterem kardeşlerim. Şiirlerinde beli mahlasını kullanan Kadı Mehmet Efendi de 1760 yılında vefat ediyor Kadı Mehmet Efendi. Peygamberler Sultan Efendimizin uzun sümbül saçlarının hiç solmayacağını onun taze al yanağının bir cennet gülü olduğunu şu şekilde ifade eder. Solmaz ebedi sümbülü ferhali Muhammed, cennet gülüdür tazeyi ruhi ali Muhammed diyor. Yani Efendimizin o uzun sümbül saçlarının hiç olmayacağını ve onun o al yanağının, taze al yanağının bir cennet gülü olduğunu ifade ediyor bu mısrasında. Onun mübarek yüzünü güle ve gül bahçesine benzeten sevdalıları, sahabilerinin bakmaya kıyamadığı al yanağını, Gonca gibi, Yasemin gibi ruha ferahlık veren çiçeklere benzetmişlerdir. Ya aslında kainatta, varlık aleminde gördükleri her şeye, baktıkları her şeye bu nazarla bakabilmek önemli olan bu. Burada da tabi Gonca gibi, Yasemin gibi ruha huzur veren, ...ferahlık veren çiçeklere benzetiyorlar Efendimizin al yanağını. Neccarzade Şeyh Rıza e, Yaseminleri görünce... ...diyelim bir yerden geçerken Yasemin çiçeklerini görünce... ...onun yanağını, Efendimizin yanağını... ...çimenlerin ortasında yükselen nazlı servi ağaçlarını görünce de... E, ...Efendimizin endamlı boyunu hatırlıyor. Yani kainatta neye baksalar onlar... Efendimizle bir noktada bütünleşme, buluşabilmeyi hep hayal ediyorlar. Yani tabiri caizse hayallerinde, gecelerinde, gündüzlerinde her baktıklarında onu görebilmek, onunla birlikte olabilmek sevdası var, aşkı var. O yüzden de o bu çimenlerin ortasında yükselen nazlı servi ağacını görünce Efendimizin o endamlı boyunu görüyor veya Yasemin çiçeklerini görünce de Efendimizin al yanağını görüyor. Onu da şu şekilde ifade ediyor. İzarın rûnumadır Yasemen'de ya Resulallah. Hüveyda kametin servü çemende ya Resulallah diyor. Yani burada aşıklar sevgilisine muhabbet beslediği kimseye her an, her zaman, her mekanda, her yerde onunla aynıyleşebileceği, onunla bütünleşebileceği her şeyi değerlendiriyor kardeşlerim. O gözle bakabiliyor. Efendimizin mübarek ahu gözleriyle ilgili de mübarek kara gözlerinin beyazı hafif kırmızıya çalıyordu Efendimizin. Biraz kırmızımtırak diyebileceğimiz hafif kırmızıya çalıyordu. Kimselerin görmediği alemleri gören o ahu gözlere gece yatmadan önce ismit denen hafif kırmızı renkli bir taş ile Efendimiz sürme çekerdi. Ee, sürmenin de gözü güçlendirdiğini, kuvvetlendirdiğini ve kirpiklere çok faydalı olduğunu ifade buyururdu. Dolayısıyla geceleri de bu ismit denilen hafif kırmızı renkli taşla da gözünü Efendimiz sürme çekerdi. Mustafa Fehmi Gerçeker o kara gözleri şöyle vasfediyor, şöyle tasvir ediyor bir harikasıydı feyzi hakkın, en hoş kara gözlüsüydü halkın. Çok hoş. Cenab-ı Hakk'ın bir harikası olduğunu o kara gözlerin ama halkın içerisinde de en hoş olan kara gözlünün Efendimizin gözü olduğunu ifade ediyor. Yani bütün güzellikleri onda görebilme. Bu çok muhteşem bir bakış açısı. Gönlü her şeyi ona bağlama anlamına geliyor kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten el mer'u -me amen ehabbe buyuruyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bu beraberlik görüyorsunuz her noktada tecessüm ediyor. Her noktada tahakkuk ediyor, gerçekleşiyor. Tabi sevebilenler için söz konusu bu. E, devam ediyor. Pür nur, iki göz ki misli nabut misli nabut yani misli olmayan yani iki göz ki baştan sona nur olan iki göz ki ama misli nabut misli olmayan iki göz az kırmızılık akında meşhut yani onun ak tarafında beyazlık tarafında birazcık ne var hafif kırmızılık var Efendimiz'i böyle tasvir ediyor lakin karası karaydı gayet siyahı demek ki kapkara siyah bir nuri seyah ki sırrı kudret. Görmüştü neler neler bu gözler, söylense de az gelir bu sözler. İşte burası çok mühim. Efendimizin evet. burada çok bizlerden farklı şeyler gördüğünü, bildiğini ifade ediyor. Biz ne söylesek söyleyelim, onun bildiklerini, onun gördüklerini de ne yapamayız diyor. Tasvir edemeyiz, anlatamayız diyor. Hakikaten muhterem kardeşlerim, Müslimin sahihindeki bir rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda hem önünü gördüğünü hem de arkasını gördüğünü ifade ediyor Peygamber Aleyhisselam ve sonra da o rivayette buyuruyor ki siz benim gördüklerimi görseydiniz gerçekten az güler çok ağlardınız buyuruyor. Yani önünü gördüğü gibi Efendimiz arkasındakileri de gördüğünü ifade ediyor. Sonra da siz benim gördüklerimi bir görseydiniz gerçekten az güler çok ağlardınız buyuruyor. Tabi ashab-ı kiram ya Resulallah siz ne görüyorsunuz diye ne gördüğü sorulunca da ya da onlar sorunca da cennet ve cehennemi gördüm buyuruyor Efendimiz. Tabi bizler için tasvir ediliyor anlatılıyor ama onu gerçekten görmek, aynel yakin müşahede etmek çok farklı bir şey. Şimdi mesela ateşten bahsediyoruz, onun yakıcılığından bahsediyoruz ama elimizi ona sürünceye kadar o kadar onun ne olduğunu anlayamıyoruz, hissedemiyoruz, fark edemiyoruz. Halbuki küçücük bir ateşte bile, şiddeti çok güçlü olmayan bir ateşte bile es kaza elimizi dokunuversek veya herhangi bir yerimizi dokunuversek ne kadar bir acı içerisinde acı hissettiğimizi görürüz ve bundan dolayı da uzun süre elimiz orada ne yapamayız tutamayız hemen çekeriz. Halbuki cehennem ateşi ne kadar da şiddetli. Dolayısıyla cennet ve cehennemi gördüm buyuruyor. Bizler henüz görmedik ama o gördüm diyor. Yine e, Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayetlerinde de e, ''Ben sizin görmediklerinizi görür, duymadıklarınızı duyarım.'' buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Tabi e, şüphesiz o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile teyit edildiği için e, muhterem kardeşlerim, e, onun bizim bilmediklerimizi bilmesi, görmediklerimizi görmesi duymadıklarımızı duyması son derece tabii oluyor, son derece normal oluyor. Nitekim Cenab-ı Hak Necm suresinde Peygamber aleyhisselam için وَمَا anil عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا yuha" buyuruyor. Peygamber heva ve hevesinden konuşmuyor. O ancak konuştuğunda vahiy ile konuşur buyuruluyor. Yani burada vahiyle ile teyit edilmiş olmak onun farklılığı olmuş oluyor. O yüzden de bilmediklerimizi tabii ki bilecek, görmediklerimizi tabii ki görebilecek. Yine Cenab-ı Hak kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye buyuruyor ayeti kerimede. Yani ey Habibim de ki şüphesiz ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin gibi bir insanım. Yani yerim, içerim, beşeri ilişkilerim, alakalarım vardır. Ama yuha ileyye. Bana vahyedilir. Evet ben de sizin gibi bir beşerim ama benim farkım ne? Bana vahyedilir. Size verilmeyen şey. Evet bizim gibi bir beşerdi Efendimiz ama bizden bir farkı vardı. O fark da çok büyük bir farktı. Vahye muhatap olmasıydı. İşte o vahye muhatap olması sebebiyle bizim görmediklerimizi ne yapıyor? Görüyor, bilmediklerimizi biliyor. Nitekim Şair Mustafa Fehmi Gerçeker'de bunu çok güzel ifade etmiş değil mi? Görmüştü neler neler bu gözler. Hani Efendimizin gözümden bahsediyoruz ya şimdi aslında zahiri tarafından bahsediyoruz. Mübarek vücudunda bir uzvundan bahsediyoruz. Ama buradan daha farklı onun hissettikleri, duydukları, gördükleri noktalara da gelmiş oluyoruz. Görmüştü neler neler bu gözler. Söylense de az gelir bu sözler. Ben ne kadar söylersem söyleyeyim diyor. Kim ne söylerse söylesin az gelir o sözler. Onun gördüklerini anlatmaya e, bizim gücümüz yetmez demek istiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, semada dört parmaklık bir yer bile yoktur ki e, orada Allah'a secde eden bir melek bulunmasın buyuruyor. Şimdi biz semada belki hava açık olduğunda geceleri yıldızları görebiliriz. Gündüz işte güneşi görebiliriz, bulutları görebiliriz görebildiğimiz kadarıyla. Ama secde eden melekleri hemen hemen de dört parmaklık bir yerde bile secde eden meleklerin varlığını o görüyor, o biliyor ve o söylüyor bize. İşte bunu söyledikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek Allah'a yemin olsun ki siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlarsınız diye etrafındaki sahabilerine ne yapmış? Uyarmıştı muhterem kardeşlerim. Tabi kaygılı, korkulu, endişeli olmanın veya Cenab-ı Hakk'a karşı tazimkar, hürmetkar olmanın, saygılı olmanın gözyaşı dökebilecek derecede sorumluluk hissetmenin de lüzumunu anlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bir hayat yaşıyoruz, bir imtihan içerisindeyiz ve bu hayatın içerisinde bazen dünyaya dalarak, nefsimize uyarak gaflet içerisinde bir hayatı sürdürmek de var. Ama bu yanık diri gafletten uzak bir hayatı fark etmek, yaşamak da var. Dolayısıyla işte efendimizin bu benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız hadis-i de bizi intibaha dikkatli olmaya, uyanık olmaya davet ediyor. Hatta belli oranda bir endişeyi, kaygıyı hep taşımamız gerektiğini. Elbette müminler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, merhametinden son derece ümit içerisinde olacaklar. Ümit içinde olacağız. Onun rahmeti gazabını geçmiştir. Bunlar bizim hep ümit içinde olmamızı gerekli kılıyor. Ama bir yandan da o reca dediğimiz ümidin yanında bir havfun da bir korkunun da olması gerekiyor. Çünkü şeytan da bize yaptığımız amelleri süslü gösteriyor. Bazen Allah'ın rahmetiyle bizi ne yapıyor? Aldatabiliyor, kandırabiliyor. Bu yönüyle de ne yapmak lazım? Evet, cennetin varlığını da bilip ona göre hareket etmek ama cehennemin varlığını da bilip ona göre bir korku ve endişe içerisinde de olmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Hayrettin Karaman hocamızın o canım gözleri yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve gözlerini hayal ettiren o nefis mısralarıyla sohbetimize devam edelim. Muhterem hocamız şöyle söylüyor. Simsiyah gözlerin ahu misalin, daim hakka bakar her an visalin, Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin, razıyım rüyada yüzünü göster, aşık maşukuna can vermek ister diyor muhterem kardeşlerim. Tabi güzeller güzeli efendimizin simsiyah saçları ne fazla kıvırcık ne de büsbütün düzdü. Şimdi efendimizin saçlarına geçtik. Onun saçları ne fazla kıvırcık ne de büsbütün düzdü. E, hafif dalgalıydı muhterem kardeşlerim. Gül yüzüne ayrı bir güzellik veren e, sakalı da e, efendimizin çok sıktı. E, yani seyrek değildi efendimizin sakalları. Mübarek başından geniş omuzlarına doğru dökülen e, gür saçları, efendimizin gür saçları vardı. Zaman zaman kulak memelerine kadar, buraya kadar kulak memelerine kadar saçlarını uzatırdı Efendimiz. Bazen omuzlarına varmamakla beraber kulak memelerini geçtiği de olurdu. Yani omuzlarına kadar belki gelmiyor ama bu kulak memelerini de biraz açtığını bize ifade eden rivayetler var muhterem kardeşlerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in kızı Ümmühani var. Ümmühani Efendimizin Mekke'nin fethinde Efendimiz'i gördüğü haliyle bize şöyle tasvir ediyor. Diyor ki başından dört buklenin eski tabirle dört zülüfün yüzüne doğru indiğini gördüm diyor. Başından Efendimiz'in saçlarından dört buklenin ya da dört zülüfün yüzüne doğru indiğini gördüğünü ifade ediyor Ümmühani. Onun mübarek zülfünün bu çarpıcı hali daha sonraki aşıklarını e, efendimizin aşıklarını e, mest ediyor ve bu zülüfler hep şiirlerde söz konusu ediliyor dile getiriliyor hatırlanıyor ve onlar belli benzetmelerle efendimizin e, zülüflerinin çarpıcı hali hep bizlere daha sonraki asırlara ne yapılıyor aktarılıyor ve biz onlarla efendimizin hayali resmini ne yapıyoruz çizmiş oluyoruz muhterem kardeşlerim. Beşiktaşlı Neccarzade Şeyh Rıza o Gönüller Sultanı'nın zülüfünün sevdasına yakalandığı günden beri gözyaşlarının hiç durmadığından devamlı aktığından bahsediyor. Yani o zülfü e olan sevda, aşk, tutkunluk sebebiyle devamlı onu hatırladığında gözyaşlarının hiç dinmediğini ifade ediyor ve onu şu şekilde dile getiriyor. Düşelden başına zülfün hevası ya Resulallah, tükenmez oldu seyli eşkin macerası ya Resulallah. Bunlar da tabi çok ayrı bir sevda, ayrı bir muhabbet. Şair bir başka natinde gönüller büyüleyen bu zülüflerin Uçarı haline temas etmeden duramıyor ve şöyle diyor. Kara gibi yoktur kararım ya Resulallah. Perişandır benim her lahzakarım ya Resulallah. Tabi Gönüller Sultanı Efendimiz bir zamanlar saçlarını anlı üzerine bırakmış. Anlına doğru muhterem kardeşlerim. Zira o devirde Arabistan'daki müşrikler, putperestler o zaman saçlarını ortadan ikiye ayırıyorlardı. Putperestler ve müşrikler saçlarını ortadan ikiye ayırdıkları için efendimiz de bu sefer onlara muhalefet olsun diye onların aksine saçlarını anlı üzerine doğru bırakıyor. Eee Ehli Kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar ise saçlarını alınları üzerine bırakıyorlardı o zaman. Yani putperestlere ve müşriklere muhalefet ediyor ama ehli kitaba uygunluk oluyor. Yani onlarınkini tercih ediyor efendimiz. Peygamber Aleyhisselam ehli kitabı kendisine daha yakın bulduğu için bu noktada daha yakın hissettiği için müşriklere benzemektense hakkında eğer ilahi bir buyruk yoksa yani yasaklayan bir ilahi bir buyruk olmayan hususlarda ehli kitaba benzemeyi müşriklere benzemek yerine tercih ederdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Arabistan Yarımadası'ndan müşrikler tamamen temizlenip de karşısında sadece ehli kitap kalınca bu sefer de ehli kitaba muhalefet etmek için saç tarama şeklini, tarzını, yöntemini, üslubunu ne yapıyor? Tarzını bu sefer de değiştiriyor efendimiz. Saçlarını mübarek başının iki yanına doğru salmaya başlıyor bundan sonra. Yani müşrikler artık Arabistan Yarımadası'ndan bertaraf edilince sadece ehli kitap kalınca bu sefer onlara da ne yapıyor? Muhalefet ediyor, muhalefet etmeye başlıyor ve bu sefer de mübarek başının iki yanına doğru salıyor saçlarını Efendimiz ve anlı üzerinde saç artık bırakmıyor. Anlı üzerine doğru bırakmıyor. Tabi burada önemli olan muhterem kardeşlerim gayrimüslimlere benzememe, fasıklara benzememe noktasını görüyoruz buradan. Yani Efendimizin saçlarına bakarak vücudundaki işte saçlarını tarama şeklinden, uzatma şeklinden bile burada belki imani noktada bile bizleri belki sıkıntıya sokabilecek o benzemekten kaynaklanan durumlara açıklık getiren, Müslümanların nasıl tavır takınması gerektiğini gösteren uygulamalarına şahit oluyoruz. Tabi gayrimüslimlere benzememek İslam şahsiyet ve karakterinin ya da vakarının e, muhafaza edilmesinin en mühim şartlarından olduğunu görüyoruz kardeşlerim. Bunun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerde bile gayrimüslimlere benzemememizi emrediyor. Benzemeyi yasaklıyor ya da mesela şimdi Muharrem ayında işte aşure orucu tuttuk elhamdülillah. Ee, orada mesela tek gün tutmayın buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Dokuzu ile 10'u ya da onu ile 11'i on olarak. Niye? Ehli kitaba a muhalefet etmek maksadıyla bu şekilde yaptırıyor. İbadetlerde de benzememeyi bizlere ne yapıyor? Emrediyor. Gayrimüslimlere veya fasıklara benzemek ve onların nefsani hayat tarzlarını taklit etme hastalığı imanı tehlikeye atan hususlardan kabul ediliyor muhterem kardeşlerim. İman temelindeki çözülmelerin, fikri ve ahlaki yozlaşmaların birçoğu da bu tür taklitlerle başlıyor hiç şüphesiz. Taklit zamanla alışkanlık haline geliyor, bir huy haline geliyor. Ve bu da bizi imanda zafiyete doğru götürüyor. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum'' buyuruyor. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır buyuruyor. O yüzden bizim olabildiğince hem müşriklere hem gayrimüslimlere karşı ibadette veya diğer alanlarda benzememeye gayret etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak ayeti kerimede bizim kimlere benzemeye çalışmamız gerektiğini de şöyle buyuruyor. Nisan suresi 69. ayeti kerimede. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor. Evet bizim kimle arkadaşlık kuracağımız, kimlere benzeyeceğimiz Nisa suresi 69. ayeti kerimede açıkça ifade ediliyor. Allah'a ve Resul'e itaat edenler yani Müslümanlar demek ki peygamberlere, sıttıklara, şehitlere ve salih kimselere ne yapacak? Özenecek, onlara benzemeye gayret edecek. Yoksa gayril mağdubi aleyhim vela dalin gazaba uğrayanların, ve sapıkların yoluna değil, onlara benzememeye gayret edecek kardeşlerim. Cenab-ı Hak gayril mağdubi aleyhi velad dalin buyurarak da İslam dışındakilere benzemeyip onların yolundan, halinden ve adetlerinden uzak durmamızı emretmektedir. Velhasıl bir Müslüman her zaman ve mekanda İslam'ın vakarını, şahsiyetini ve karakterini temsil etmekle yükümlüdür. Bu hususlara son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak Efendimizin izinden giden, Cenab-ı Hakk'a itaat eden, Allah'a ve Resulüne itaat eden, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin izinden giden kullarından eylesin. Cenab-ı Hak sohbetimizi kabul eylesin. Kalın sağlıcakla. Lillahi'l-Fatiha.